Farmakolojiyi öğrenmek size çok mu zor geliyor? Belki de öğrendiğiniz zaman çok seveceğiniz ama ezberlenecek onca şeyi görünce gözünüzün korktuğu bir ders mi? O zaman doğru yerdesiniz. Ben Osman Karakuş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji bölümünde 4 yıllık tıbbi farmakoloji asistanlığı yapıyorum. Toplamda 6 yıl tıp fakültesi ve 4 yıl farmakoloji asistanlığı olmak üzere 10 sene boyunca tıp alanında eğitim aldım ve son 6 aydır YouTube kanalımda farmakoloji ile alakalı videolar çekiyorum. Bu sanal dağılım hacmini mantığını anlamak için şu şekilde de düşünebiliriz. İlacın vücuttaki konsantrasyonu, kandaki konsantrasyonu kadar olsaydı vücutta ne kadar yer kaplardı? Bu şekilde de düşünebiliriz. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri farmakoloji konu anlatımını yaptığım hızlı farmakoloji serisine bir video atıyorum. Ayrıca bunun yanında yine içerisinde farmakoloji ile ilgili bilgiler öğrenebileceğiniz birbirinden farklı videolar atmayı planlıyorum. Tabii bunun yanında bilim ve felsefe odaklı farklı konularda işleyeceğim videolar da gelecek planlarımda mevcut. Fibrin zaten bir var içinde, oradan aklınıza gelebilir. Faktör 1'di. Trombin de T ile başlıyor. Tu'dan aklınıza gelsin. Şu an sallıyorum. Şu an aklıma gelen şeyler bunlar. Trombin de faktör 2 idi. Peki ben bu işi neden yapıyorum? Öncelikle en birinci amacım kendimin bir şeyler öğrenmesi. İkinci amacım ise insanlara farmakolojinin korkulacak bir ders olmadığını ve öğrenildiği zaman gerçekten çok çok güzel ve hayretler içerisinde bırakan bir ders olduğunu göstermek. Siz de benimle birlikte bir şeyler öğrenmek ve farmakolojinin eğlenceli dünyasına giriş yapmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.